Merhaba arkadaşlar. Geldi sıra türevin geometrik yorumuna. Şimdi türevin geometrik yorumuna başlamadan önce e, bu konunun içinde eğim kullanacağız. Teğet eğimi diyeceğiz ve analitik geometriyi hatırlayacağız. Eğim nasıl bulunuyordu? Eğer benim doğru denklemim ax artı b'ye artı c eşittir 0 şeklindeyse eğim neydi? X'in önündeki katsayının ters işaretlisinin Y'nin önündekine bölümüydü. Geçtim ikinci formüle. Eğer benim doğrumun denklemi Y eşittir AX artı B şeklinde ise yani Y'yi çekmişse eğim neydi? X'in katsayısıydı. Geldik 3'e. Eğer eğim bulmak için iki nokta biliyorsam ben nasıl buluyordum eğimi? Y'lerinin farkının bölü X'lerinin farkıydı. Geldik 4'e. Bakın x ekseniyle pozitif yöndeki açıyı verirse. Onu nasıl anlıyorduk arkadaşlar? Bu doğruyla x ekseninin kestiği yere e, kaleminizi koyun arkadaşlar. Neresidir o? Bakın şurası. Şurası bir dakika kalemimi değiştirdim. Evet şurasıydı. X ekseniyle e, bu doğrunun Kestiği yere koyun arkadaşlar ve üzerinde sağdaki olan açıyı da bizim için eğim. Tamam, bu eğim açısının da tanjantını alırsak bize eğimimizi veriyordu arkadaşlar. Başka var mı? Var. Bir tane daha var arkadaşlar. Eğer biz çeklimizde eksenler arasında üçgen veya herhangi bir yerde üçgen yakalarsak biz buradan da eğim buluyorduk. Ne yapıyorduk? Ee, eğer grafiğimiz sola yatıksa eğimimizin negatif olduğunu biliyorduk. Şu yine aynı yere noktamızı koyuyoruz. Karşı bölü komşudan arkadaşlar bakın karşı bölü komşudan biz eğimimizi okuyorduk. Yine aynı şekilde eğer sağa yatıksa yine x ekseniyle teğetin kestiği yere koyuyorduk elimizi ee, sağa yatık olduğu için pozitif diyorduk. Karşı bölü komşudan biz eğimimizi de buluyorduk. Şimdi gelelim bunu sorularımıza nasıl uygulayacağımıza geldik. Şimdi bize bir fx fonksiyonu verecek. Bakın orada fx fonksiyonu mavi ile çizilmiş olarak duruyor. Herhangi bir x0 ve y0 değerinde bu parabolü aman parabol nereden çıktı? fx'in üzerinde bir noktamız var. Bu noktadan çizilen teğetimiz bakın mavi ile çizmişim. Teğet doğrusu ve bu noktada arkadaşlar bu teğet doğrumuza dik olan doğrunun adı da normalin doğrusuydu. Biz yine bunu analitik geometriden biliyorduk. Şimdi farkımız ne arkadaşlar? Bu değme noktamız var ya arkadaşlar. Değme noktamızın gördük x0 değerini. E, bu fonksiyonun türevini alıp değme noktamızı koyarsak hep aynı şeyi söyleyeceğim. Türevini alın değme noktasını koyun. Değme noktası x0 teğetin e, eğimine geçmiş oluyoruz. Teğetin eğimi türevini aldığımız yere değme noktasını koyduğumuz yerde. Peki normalin e, eğimi ile teğetin eğimi arasında fark neydi? Birbirlerine dik olduklarına göre eğimlerinin çarpımı eksi bir. Ya da biz ne diyoruz buna? Tersinin ters işaretlisi. Peki teğet denklemimiz ne? Tanıdığınız bir denklem arkadaşlar. Analitik geometriden 1.1 ee, eğim bilinen doğrunun denklemi. Ee, evet, eğer oraya mt'yi yazarsam bu teğetin denklemi olur. mn'yi yazarsam da bu normalin denklemi olur. Farkı yok arkadaşlar. Analitik geometride kullandığımız formül. Peki, haydi ilk soruyla başlayalım. Ne diyormuş bana? Bir fx fonksiyonu vermiş x eşittir eksi 1 noktasında çizilen teğetin eğimi demiş. Neyi biliyorum arkadaşlar? Ben türevini alırsam, bu eksi 1 değerini koyarsam, bu mt'ye mi eşit? Evet, bana bunu mu soruyor? Evet, bunu soruyor. Hemen türevini alalım arkadaşlar. F'in türevinin x'teki değeri o da 3 eksi 2x midir? Değerine ne koy demiş? Eksi 1 koy demiş. Eksi 1 koyarsam teğetin eğimine eşit olur demiş. O da 5. Yani teğetin eğimi arkadaşlar MT'miz 5'tir deyip geçeriz. Geldik ikinci soruya. Haydi bakalım. Bir fonksiyon vermiş arkadaşlar. X eşittir 1 noktasında çizilen bu sefer normalin eğimini sormuş. Neyi bileceğim? Ben değme noktasında türevinin içine yerleştirirsem bu bana MT'yi verir. MT'den de MN'ye geçebilirim. Haydi bakalım. Türevini alalım arkadaşlar. Kuvveti başa attık. O üçler birbirini götürdü. Kaldı burada x kare artı 2x eksi 2. Peki değme noktamız ne? 1. Eğer ben bunu koyarsam bu mt'ye eşit olacak. Haydi yerleştirelim. 1 artı 2 eksi 2. Demek ki mt'miz ne bulduk arkadaşlar? mt'mizi 1 bulduk. Peki Mn'ye nasıl geçiyorum? Yani normalin eğimine ya tersinin tersi işareti istiyorum ya da çarpımları eksi 1 diyorum. Doğal olarak normalin eğimi de eksi 1 olmak zorundadır diyorum. Geçtik üçüncü soruya. Bir f fonksiyonu vermiş arkadaşlar. Kolay. Hep arkadaşlar aynı şeyi söyleyeceğim. Türevini alın. Dm noktasını koyun. Bu mt'ye eşit olur. Tamam fx fonksiyonumuzu vermiş. Demiş ki x eşittir bir noktasında ee, noktasına çizilen t teğetin eğimi eksi 1'dir. Yani ben neyi biliyorum? Türevini alacağım. 1 koyacağım. Bu da mt'ye. Yani eksi 2'ye eşit olacak. Haydi türevini alalım o zaman bu fonksiyonun. Bu fonksiyonun türevi 5x kare eksi 8 x artı a'dır. Yerine de 1 koydum arkadaşlar f türev 1 mt'ye eşit yani eksi 2'ye eşit unutmayın. 5 eksi 8 artı a eşittir eksi 2. Şurası oldu eksi 3 arkadaşlar. Attım o tarafa a'yı 1 olarak buldum. Sürekli aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi y sıfırdan büyük demiş. Bu bir çember denklemi tanıyoruz değil mi? Zaten söylemiş. Çember denklemi demiş. X eşittir. Kök 2 noktasında çizilen teğetin eğimi. Önce bu çember denklemimizi bir düzeltelim. Ne yapıyoruz? Y'ye göre türev, e, x'e göre türev alacağız. O zaman y'yi buradan bir çekelim. Normalde eskiden biz kapalı fonksiyon türevi aldırtıyorduk. O müfredattan çıktığı için doğal olarak ben bunu ne yapmak zorundayım? Çekmek zorundayım. Y kare eşittir 10 eksi x kare diyorum ve y dediğim şeyin kare kökün içinde 10 eksi x kare olduğunu biliyorum. Dm noktamız ne arkadaşlar? x sıfırımız ne? Kök 2. Tamam. Ne yapıyorum? Tt eğimini bulabilmem için türevini alacağım bu fonksiyonun. Kök 2 koyacağım. Bunun da teğetin eğimine eşit olduğunu unutmayacağım. Türevi almaya başlıyorum. Ne yapıyorum? Kök türevi. İçinin türevini aldım. Eksi 2 dedim. Eksi 2 demedim. Eksi 2x dedim. Ve bu fonksiyonu 2 ile çarparak aynen payda e yazdım. Yazdık. Ne yap demiş? Türevine türevine kök 2 koy demiş. Şuradaki 2'leri bir sadeleştirelim mi? Unutmadan. Şurası eksi yukarısı kök 2 oldu. Aşağısı da arkadaşlar 10 eksi karesini aldım. 2 oldu. Kök 8 oldu. O da nasıl çıktı arkadaşlar? Yukarısı kök 2 aşağısı 2 kök 2. Demek ki kök 2'leri de götürdüm. Teğetin eğimini eksi 1 bölü 2 olarak bulmuş oldum. Devam edelim. Bir sonraki soruya. Aa, hmm, burada bir not yazmışım arkadaşlar. Unutanlar için x eksenine paralel olan bir doğrunun neydi? Eğimi arkadaşlar sıfırdı. Unutmayın analitik geometriden geliyor. Şimdi bakalım sorumuz ne diyor? fx'i vermiş. x eşittir bir noktasında çizilen teğet x eksenine paralel. Doğal olarak şunu mu söylüyor? f'in türevini al. bir koy diyor. O da x eksenine paralel olan bir doğrunun eğimi oluyor. X eksenine paralel olan doğrunun eğimi ne demiştik? Sıfır demiştik. Haydi türevini alalım. Türevini aldık. Ne koyduk arkadaşlar? Sonra da bir koyduk. 3x kare artı 2mx artı 1. 1 koyarsam arkadaşlar f'in türevine de 1 koyduğum zaman bunun sıfıra eşit olduğunu söylemiş. 3 artı 2m artı 1 eşittir 0. Buradan 2m'i eksi 4 buldum ve m dediğim şeyi eksi 2 buldum. Eğer m'yi soruyorsa bitiriyoruz. M'yi sormuyorsa içine koyup soruya devam ediyoruz. Devam ettik bir sonraki sayfamıza. Evet geldik. Tanjant 45'i hatırlamaya. Tanjant 45 unutmayın arkadaşlar. Trigonometriden ne hatırlıyoruz? Tanjant 45'in neye eşit olduğunu hatırlıyoruz. Vermiş bana bir fonksiyon. Demiş ki bu eğrinin üzerindeki bir mn noktasından çizilen teğeti x ekseni ile pozitif yöndeki yaptığı açı 45 dereceymiş. Şimdi neyi biliyorum? F'in m'deki değerinin bir kere n'ye eşit olduğunu biliyorum. Bir de F'in türevinin arkadaşlar m'deki değerinin n'ye eğime, mt'ye, teğetin eğimine. O da neye eşit? Açıyı verdiğine göre tanjant 45 mi diyorum? Peki tanjant 45 neydi? 1'di. Ne yapalım? Önce M'yi bir bulalım. Türevi alalım arkadaşlar. Türevi alalım. Aldım türevi 2x artı 3 dedim. Ve bakalım bir dakika. M koyuyorum. Pardon ne koyuyorum? Evet M koyuyorum. 2M artı 3'ün 1'e eşit olduğunu söyledim. Buradan M değerimi ne buldum arkadaşlar? Eksi 1. Peki bu mu? Hayır. Daha N'yi bulmamı istiyor. Bir de neyi biliyoruz biz? F'in M'deki değerinin N'ye eşit olduğunu söylüyoruz. F yerine demek ki M'yi eksi 1 buldum. Eksi 1 koyarsam bu da N'ye eşit. Nerede F'imiz? F'imiz nerede? Şurada arkadaşlar. Koyuyorum eksi 1. 1 eksi 3 üç, eksi 3'ten N değerimiz de eksi 5 buluyoruz. Demek ki M artı N neymiş? M'yi ne bulmuştuk? Bunu eksi 1 bulduk. Bunu da eksi 5 bulduk. Eksi 6 olarak bitirmiş olduk. Tamam. Devam ettik. Haydi bakalım bir sonraki sorumuz. Evet bir parabol denklemi vermiş. X eşittir eksi bir noktasında çizilen teğet bilmem ne bilmem ne doğrusuna diktir. Yalnız dikkat edin arkadaşlar. Teğetle dik diyor ama değme noktasında dik demiyor. Yani şöyle bir şey olabilir. Kırmızıyla mı çizsem? Sakın demeyin ki teğetin eğimi teğetin denklemini vermemiş. Buradan bir değme noktası ama nasıl kötü bir değme noktası verdim. Burası x'imizin eksi 1 olduğunu biliyorum. Peki y değerini y sıfır biliyor muyuz? Onu bilmiyoruz. Bize ne vermiş bir de bu doğruya dik bir başka bir doğru vermiş. Hemen şöyle bir dik bir doğru çizelim. Bunun dik olduğunu biliyorum. O doğrunun denklemi de 2y eksi x artı 3 diyelim. Tamam. Şu fx'imizi de şuraya sığdıralım mı? fx'imizin denklemi de neymiş? x kare artı ax eksi 1'miş. Şimdi elimizde ne var? Bir kere neyi biliyorum? f'in eksi 1'deki değerinin kesinlikle y sıfıra eşit olduğunu biliyorum. Soruyor mu bilmiyorum. Sonra neyi biliyorum? Türevinin aldık eksi 1 koyarsak bu da mt'ye eşit olur. Peki şu doğrunun eğimi arkadaşlar. Hepsini bir tarafa atmış ve sıfıra eşit yazmış. Ben sıfıra her ne kadar unuttuysam. Bu şekilde olan bir doğrunun eğimi nasıldı arkadaşlar? Ne yapıyorduk? X'in önündekinin ters işaretlisini Y'nin önündekine bölüyordum. Birbirlerine dik olduğuna göre o zaman MT'nin eğimi nedir? Tersinin tersi işaretlisidir. Eksi 2'dir. Şura birazcık yukarı kaydırayım. Sanki yerim kalmadı. Evet, şimdi bakalım türevini alalım. Türevini aldık biz fonksiyonumuzun. Bunun türevi de 2x artı a oldu. Neyi biliyorum? Ben buraya dm noktasını yani eksi 1'e koyarsam, Eksi 2'ye mi eşitmiş? Evet. Neden? MT'yi yani teğetin eğimini eksi 2 bulduk. Yerleştirelim o zaman eksi 1'i. Eksi 2 artı A mı dedik? A değerini ne bulduk? 0 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Devam edelim. Yanlış sayfalara bakarken bir önceki sayfada bir soruyu atladığımı fark ettim arkadaşlar. Bir geri dönüyorum. Bakın bu tepedeki soruyu atlamışım. Nasıl kaymış gözümden? Haydi bu, bir de buna bakalım. Bir parabol vermiş arkadaşlar. Hangi noktada? Niye gözümden kaçmış bilmiyorum. Bu bir sınav sorusu olmaya çok müsait bir soru. Hatta bu sorunun benzerini 11. sınıfta biz analitik geometride farklı bir yolla çözmüştük. Şimdi bakalım buna. Bir parabol vermiş arkadaşlar. Şöyle bir parabol vermiş. E, herhangi bir noktada bu parabole bir T çiziyorum. O parabolümüzün değme noktasına verelim bir harf. AB olsun. Evet. Çizdiğim bu AB noktasından çizdiğim teğet de ne diyor bana? doğrusuna paraleldir. Başka bir doğrumuz varmış. Bu doğrumuzun denklemini de biliyormuşuz. 2x artı 3'müş. Analitik geometri olarak da çözebilirsiniz. Türevden yararlanarak da çözebiliriz biz bu soruyu. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bir kere paralel olduğuna göre şunun eğiminin 2 olduğunu bilelim mi? Peki bizim teğetimizin eğimi de doğal olarak 2 midir? 2'dir birbirlerine paraleller. Peki bu teğetin eğimini nasıl buluyordum? Ben türevini alıyordum. Bu değme noktasını koyuyordum. Ee, bunun da MT'ye eşit olduğunu unutmuyordum. Haydi türevini alalım o zaman. F'in türevinin x'teki değeri nedir? 2x eksi 2'dir. A koyuyorum. 2A eksi 2'nin MT'ye yani yukarıda bulduğum 2'ye eşit olduğunu bildim. Ve Attım 2'yi öbür tarafa 4 dedim 2'ye de böldüm 2 buldum. Peki A noktasını buldum. Yeterli değil. Ne diyor? Hangi noktada çizilen? Yani Y0'ı da bulmamızı istiyor. Yani B değerini bulmamızı istiyor. Onu nereden buluyoruz? F'in 2'deki değerini ya da şöyle yazayım F'in A'daki değerinin B'ye eşit olduğunu söylüyor muyuz? Doğal olarak F'in 2'deki değerinin de B'ye eşit olduğunu biliyoruz fx'imiz nerede? Yukarıda kaydı. Evet. Çektim, çekemedim, çektim. Çektim, çekemedim. Evet. 2 koyuyorum. Buradan da b'yi buluyorum. Şurası 4 oldu. Eksi 4 oldu. Artı 4 oldu. Bu 4'ler birbirini götürdü. B'yi de 4 buldum. Demek ki o değme noktasının koordinatları 2'ye 4'tür deyip soruyu bitiriyoruz. Peki analitik geometride ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? bu e, teğetin denklemini buluyorduk arkadaşlar. Bu teğetin denklemiyle birbirlerine eşit diyorduk ve ya da teğet diyorduk, deltalarına gidiyorduk. Deltasının sıfıra eşit olduğunu söylüyorduk. Çünkü bir parabolle bir doğru birbirlerine teğetse ortak deltalarının sıfır olması gerekiyordu. Şimdi bakalım atladığım soru var mı? Hayır yok. Şimdi bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Bakalım altta bir sorumuz kalmış mı? Hayır kalmamış. Evet. Geldik bu soruya. Gördük mü soruyu arkadaşlar? Bir denklem vermiş ve x eşittir bir noktasında çizilen teğetin denklemini istemiş. Peki neye ihtiyacımız var? x0'a ihtiyacımız var. Bu x0'mız zaten belli. 1. Bir. Bir de neye ihtiyacımız var? y0'a ihtiyacımız var. Peki nasıl buluyorduk y0'ı? x0'ı yerine koyarsam y0'a geçiyordum. Demek ki f1'i fonksiyonumun içine koyarsam 1 1 1 1'den ben ne buldum? y0'ı 2 buldum. Bir de neye ihtiyacımız var? mt'ye ihtiyacımız var. Bunu nasıl buluyorduk? Türevini alıyorduk. Bu x0 değerini koyuyorduk. Yani ben türevini alıp bu fonksiyonun e, değme noktam neydi? 1 değerini koyarsam bana mt'ye verir. Tamam. Bu da mt'ye eşit oldu. Türevini alalım bu fonksiyonun. Türevini aldık. 4x küp dedik. Eksi 3x kare dedik. Artı 1 dedik. F'in türevine de ben 1 koydum. Bunun da MT'ye eşit olduğunu söyledim. 1 koyarsam şurası 4 eksi 3 artı 1'den etti o da 2. Peki teğet denklemimiz neydi arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. Y eksi Y 0 eşittir. MT x eksi x 0 olarak biliyorduk bu denklemi. Hemen bulduklarımızı bir yerleştirelim. Y eksi Y sıfırımız nerede? 2. MT'mizi kaç bulduk? 2. X sıfırımız neydi? O da 1'di. Hemen düzelttik bunu. Y eksi 2 eşittir. 2x eksi 2 dedik. Demek ki o noktadan çizilen e, teğetin denklemi y eşittir. 2x olarak bulduk arkadaşlar. Geçtik bir sonraki soruya. Ne demiş? Bir fonksiyon vermiş ve yalnız dikkat edin fonksiyonunuza sorduğu fonksiyon farklı. Bize f2x artı bir fonksiyonunu vermiş ama demiş ki fx eğrisinin x eşittir 3 noktasında çizilen normalin denklemi demiş. Yani benim neye ihtiyacım var? x sıfırımın ne olduğunu biliyorum? 3 olduğunu biliyorum. f türev 3'teki değerinin mtg eşit olduğunu söylerim. MT'den de MN'ye geçerim. Bir de denklemi yazarım. Şimdi fx'imiz olmadığına göre buna göre türev alacağım. Yukarı gideyim mi? Yok aşağıya taşıyayım fonksiyonu. Rahat görelim. Aşağıya bir taşıyalım fonksiyonu. Fonksiyonumuz ne? f 2x artı 1 eşittir x küp eksi 3x kare artı 5x eksi 1. Bu fonksiyonun türevini aldım. Bileşke türevi olduğunu gördüm. İçinin türevi çarpı f türev 2x artı 1 dedim. Devam ettim sağ tarafa. Bu da 3x kare eksi 6x artı 5 dedim. Neye ihtiyacım var? Bunun 3 olmasına ihtiyacım var. Bunun 3 olabilmesi için her x gördüğüm yere 1 mi yazdım? O zaman 2 F türev 3'teki değeri 1 yazıyorum. 3 eksi 6 artı 5 ne oldu? Eksi 3 2. Her iki tarafı da 2'ye böldüm. F'in 3'teki değerini 2 bulmuştum değil mi? Eksi 3 2 ve 1 buldum. MT'mizi biz MT'mizi bulduk. Ama bize normalin denklemini sorduğuna göre MT ile MN arasındaki ilişki neydi? Tersinin ters işaretlisi yani MN eksi 1. Elimizde peki x0 vardı, y0 var mı? Yok. Neyi biliyorum? y0 arkadaşlar neye eşit olmalı? f(x0)'a. Yani benim neyi bulmam lazım? f3'ü bulmam lazım. f3'ü bulalım arkadaşlar. f'imiz bakın yukarıda şurada f'imiz, şurada f'imiz. f3'ü bulmak için yine x gördüğüm yere ne yazıyorum? 1 yazıyorum. F 3 oldu burası. Eşittir. Ne yazıyordum? 1 yazıyordum. 1 eksi 3 artı 5 eksi 1'den ne oldu? F3'ün değeri yani Y0 değerimiz ne olmuş? Gitmiş 2 olmuş. Peki teğetin denklemini yazmıştık yukarıda. Normalin denklemi neydi? Ona çok benziyordu. Yalnızca MT yerine MN yazıyordum Şimdi yazalım bakalım denkleminizi. y eksi y sıfır eşittir. mn x eksi x sıfırdı. Bulduklarımızı yerleştirelim o zaman. Y sıfırımızı nerede bulmuştuk? 2 ee, bulmuştuk. mn'miz ne? eksi 1. x sıfırımızda 3 müydü? x eksi 3 haline geldik mi? Tamam. Düzeltelim. y eksi 2. Şurası eksi x artı 3 oldu. Demek ki normalimizin denklemi arkadaşlar e, eksi x artı 5 gibi bir denklenmiş. Evet geçtik bir sonraki sayfaya. Haydi bakalım ne sorusu varmış. Evet artık şekillere geldik. Bir de şekiller üzerinden yorumluyoruz arkadaşlar. E, şekil gördüğümüz zaman yapacağımız şeyler şu arkadaşlar. Bakın iki tane teğet çizmiş, iki tane de değme noktan var şu mavi ile mi göstereyim? Evet mavi ile göstereyim. Bakın bir burada bir DM noktam var. Bir de burada DM noktam var. Neyi bileceğim arkadaşlar? Bu iki DM noktası için iki şey bulacağım. Bir, F'in eksi birdeki değerinin bir olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. Bir de F'in türevinin eksi birdeki değerinin MT'ye yani buradan çizilen teğetin eğimine eşit. Orada ne vermiş arkadaşlar? Pozitif yöndeki açıyı vermiş. Tanjant 30 mu demiş. Peki tanjant 30 neye eşitti? Hatırlamayanlar için şuraya bir dik üçgen çizelim arkadaşlar. Bunu ezbere bilmeniz gerekiyor ama ne olur ne olmaz. 30'un karşısı bir, hipotenüs 2, burası da kök 3'tü. Demek ki tanjant 30 neymiş? Karşı bölü komşuymuş. 1 bölü kök 3 olduğunu biliyorum. Tamam. Başka ne biliyorum? Öbür öbür noktaya geçelim. Şu noktaya geçtim. Bunun için de arkadaşlar f'in 3'teki değerinin e, okuyabiliyor muyuz? Bakalım. Vermemiş. Ben kal kalkıp karşısına bir değer yazayım. Şuraya mesela 3 diyeyim. f'in 3'teki değeri 3 olsun. Bir de neyi bulmam lazım? f'in türevinin 3'teki değeri. O da buradan geçen, bu noktadan geçen Teğetin eğimiydi. Peki pozitif yöndeki açı 45 değil arkadaşlar. Ne demiştik? X80'e değdiği yönün yukarıda ve sağda olan açıydı. Yani e, tanjant 135 diyoruz. Bunun da neye eşit olduğunu biliyoruz. Bu noktada eksi 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Tamam. Bize grafik verirse her zaman bu iki değeri önce buluyoruz. Yani değme noktasının koordinatını ve bu değme noktasında çizilen teğetin eğimi. Şimdi şıkları inceleyelim. F'in eksi 1'deki değerinin 1 olduğunu söylemiş. O zaman doğru. F'in türevinin eksi 1'deki değerinin 3 olduğunu söylemiş. Biz yukarıda bulduk. 1 bölü köküçtü. O zaman bu yanlış. F'in türevinin eksi 3'teki e, değeri biz sağ tarafta bakın kırmızıyla yazmıştık. Bu 3 e, noktasında çizilen tiyetine yemiydi. Biz onu eksi 1 bulduk. Evet o zaman bu da doğru. Tamam geçtik bir sonraki soruya. Neyi biliyoruz? DME noktasını buluyoruz. O DME noktasında çizilen teğetin eğimini buluyoruz. Hiç soruyu okumadan arkadaşlar hemen alalım kal kalemimizi kırmızı kalemimizi diyelim ki ben f'in dörtteki değerini biliyorum 3. Bir de f'in türevinin dörtteki değerini bakın şurada bir üçgen var. Şu üçgeni karalayayım Bakın şurada bir üçgenimiz var. Bu üçgen sağ yatık olduğu için bir kere artı olacağını biliyorum. Karşı bölü komşudan neyi biliyorum? Eğimi 3 bölü 6 diyorum. Yani 1 bölü 2. Hiç soruyu okumadan bu değerleri önce bir çıkartalım. Çıkarttık mı? Gelelim soruya bakalım. Ne demiş? Fx'e bağlı bir kx fonksiyonu tanımlamış. Ve demiş ki e, türevinin yani... F'in türevinin, pardon F dememiş, K demişti. Ne demiş? Bu fonksiyonun, yani K'nın türevinin dörtteki değerini bana sormuş. Doğal olarak ne yapacağım? Bu K fonksiyonunun bir türevini alacağım. Bir bölüm türevi. Neydi bölüm türevi arkadaşlar? Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay. Bölü bir deneyimiz vardı. Paydamızın karesi vardı. Şimdi ne koy demişti? K'nın türevine 4 koy demişti. Ben de buralara 4 koyuyorum. O zaman f'in türevinin 4'teki değeriyle 4'ü çarpıyorum. Eksi diyorum f'in 4'teki değerini. Bir de ne koyuyordum? 4 koyuyordum. 16'ya da bölüyorum. Yukarıda bulduk f'in türevinin 4'teki değeri. 1 bölü 2 dedik mi? Şurası 1 bölü 2. 4 ile de çarptım eksi dedim. F'in 4'teki değerini de 3 bulmuştum. Aşağısı da 16 dedik. Şurası çizginin üstüne kaldı ama gördüğünüz herhalde yukarısı eksi 1, aşağısı 16 olarak bulunmuş oldu. Ne yapıyoruz? Şekil gördüğümüz zaman hiç soruya bakmadan önce değme noktasının değerini buluyorum. Bir de değme noktasındaki teğetin eğimini buluyorum. Sonra soruya bakıyorum. Bakalım, evet şu soruya geldik. Gördük, hemen ben e, soruyu okumadan arkadaşlar bakın şu nokta şu nokta arkadaşlar şu noktanın değerlerini bulacağım. F'in eksi 2'deki değerini okuyabiliyor muyum? Aa okuyamıyorum arkadaşlar. O zaman başka bir şey daha yapacağım önce. Peki F'in türevinin eksi 2'deki değerini okuyabiliyor muyum? Evet. Şurada bir üçgenimiz var arkadaşlar. Sola yotık olduğu için bunun eğiminin eksi olduğunu biliyorum karşı bölü komşudan 2 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2'ymiş diyorum. Peki f'in eksi 2'deki değerini nereden bulacağım? Burada bir doğrumuz var arkadaşlar. İsterseniz benzerlik yapın, çıkın. Bakın iki tane üçgenimiz var orada. İster benzerlik yapın, isterseniz bu teğetin denklemini analitik geometriden yararlanarak bulun arkadaşlar. Benzerlik mi yapsak? Haydi benzerlik yapalım ya değişiklik olsun. Hadi benzerlik yapalım. Şu şekli şöyle bir dikeyim mi havaya? Yok dikmeyim. Haydi benzerlik yapalım. Neyi biliyorum? 4'ün 6'ya oranı. Neyi biliyorum? 2'nin bu değere. Buraya da a diyelim arkadaşlar. 2'nin bu a değerine eşit olduğunu bilelim. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 3. Bu A değerini arkadaşlar 3 olduğunu buldum. Demek ki şu karşısı neye eşitmiş? 3. Doğal olarak bu neye eşitmiş? Bu da 3. Tamam. Bu değeri bulduk. Geçtik. Sorduğu ifadenin türevini almaya bir çarpım türevi. H'nin türevini alıyorum. Çarpım türevi unutmuyorum. Birinci çarpanın türevi çarpı, ikinci çarpan artı ikinci çarpanın türevini aldım çarpı birinci çarpan dedim. Ne koy demiş? H gördüğü H'nin türevine eksi 2 yerleştirmiş. Hemen yerleştirdim. O zaman burası oldu. F'in eksi 2'deki değeri eksi 2 F türev eksi 2. Biz bu değerleri yukarıda bulmuştuk zaten. Hemen yerleştirelim. Bunun değerini ne bulmuştuk? 3 bulmuştuk. Şunun değerini ne bulmuştuk? Bunun değerinde de eksi 1 bölü 2. Doğal olarak yanıtımız ne oldu arkadaşlar? 3 artı 1'den ben bu soruyu 4 olarak bitirmiş oldum. Geçtik bir sonraki sayfaya. Haydi bakalım. Evet yine 2 tane DM noktası var. 2 tane de teğet eğimi var. Ama bunlar aynı teğetin üzerinde unutmayın. Doğal olarak haydi bakalım. Şimdi şuradan başlayalım. Şu noktayı için başlıyorum. Bu noktayı için ne yazabiliyorum? F'in 5'teki değerini ben karşısına gittim okuyamıyorum. Şimdilik bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. İhtiyacım olursa da okuyacağım. Peki F'in türevinin 5'teki değerini neyi biliyorum? Aa onu da okuyamıyorum. Bu doğrunun üzerinde ama şu do, şu üçgenden okuyacağım ama onu da bilmiyorum. O zaman bir durayım arkadaşlar. Hemen bir söylediği ifadenin bir türevini alayım. Bir üçgen var demektir. Ha, haydi aldım. H'nin türevinin x'teki değeri. Bileşke türev aldım. İçinin türevi çarpı f'nin türevinin 4 x'teki değeri. Devam ettim. İçinin türevi 1 ya yazayım. g'nin türevinin x artı 4'teki değeri. O da artı neymiş? 2x eksi 3. Sağ tarafa geçtim ama ne koyduyor bir de? h'nin türevine 1 koyduyor. 1 koyalım arkadaşlar. Eksi 1 koyarsam f türev 3 metti. Artı g türev 1 koydum. Bu da 5 metti. Oraya da 1 koydum. Orası da eksi 1 etti. Peki ne fark ettik? Ben bunları bilmiyorum ama bakın e, f'in türevinin 3'teki değeriyle g'nin türevinin 5'teki değeri aynı. Neden aynı bunlar? Bu ikisi bu aynı değerler. Bununla şu ikisi arkadaşlar birbirine eşit. Bu ikisi birbirine eşit. Neden? Aynı teğetin üzerindeler. Demek ki aynı teğetin üzerindelerse bunların sayısal değerleri birbirine eşit mi demektir? Doğal olarak bulmaya ihtiyacım yok. Bunlar birbirini götürdü. Ben neyi biliyorum o zaman? H'nin türevinin birdeki değerini de eksi 1 bulduğumu biliyorum arkadaşlar. Altta sorumuz var mı? Varmış. Haydi hemen DM noktasından başlayalım. Soruyu okumadık bakın arkadaşlar. Aman. Şimdi 1'e 3 noktası demiş. Burayı şekilde vermemiş ama burayı 1'e 3 noktası olduğunu söylemiş. Demek ki f'in 1'deki değerinin 3'e eşit olduğunu biliyorum. Bir de bu değme noktasındaki değerinin de mt'ye eşit olduğunu biliyorum. Peki neyi vermiş? Sağ tarafta 135 derecelik açı olduğunu biliyor muyum? Eğiminin de tanjant 135'ten yani f'in türevinin 1'deki değerinin de neye eşit olduğunu buldum? Eksi 1. Sağ tarafa yapayım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuradan keselim. Şimdi ne sormuş bana? kx diye bir fonksiyon tanımlamış. fx ve x artı 2'yi içeren bir fonksiyon tanımlamış. Türevi ile ilgili bir soru sormuş. Hemen aldım türevini. Bunun bölüm türevi, payın türevi çarpı payda. Eksi dedim. Paydanın türevi çarpı pay dedim. Bölü, şu bölüleri de biraz düzgün çekebilsem. x artı 2'nin parantez karesi olarak yerleştirdim. Ne demiş? K'nın türevinin birdeki değeri demiş. Her yere bir koyalım. F'in türevinin birdeki değeri. Şunu 3'ü başına yerleştireyim. Eksi bir de F'in birdeki değeri. Bir de aşağıda neyimiz var? Bir koymuştuk. 3 oldu. Karesi 9. Peki ben bu değerleri daha soruyu okumadan bulmuş muydum? Bulmuştum. F'in türevinin birdeki değeri neymiş? eksi 1'miş. Peki f'in 1'deki değeri neymiş? O da 3'müş. Haydi işlemlerini yapalım o zaman. Yukarısı oldu. Eksi 6. Aşağısı oldu. 9. 3'e böldüm. 2. 3'e böldüm. 3. Demek ki yanıtı kanun türevinin 1'deki değerini eksi 2 bölü 3 olarak bulmuş oldum. Bakalım yukarıda soru kalmış mı? Evet. Şurada bir sorumuz var. Hmm. Ne demiş? Doğrusu bilmem ne bilmem ne grafiğine AB noktasında teğettir demiş. Sonra ne demiş? Teğettir demiş. Bir dakika koptum. Doğrusu bilmem ne bilmem ne grafiğine teğettir demiş. Buna göre AB değeri nedir diye sormuş. Yani bir fonksiyonumuz var arkadaşlar herhangi bir fonksiyon yapalım. Şöyle bir fonksiyonumuz var. Ee, bu fonksiyonla teğet olan da şöyle bir doğrumuz var. Y eşittir. Eksi 4x artı 2 doğrusu var. Bu doğruya AB noktasında bana teğet olduğunu vermiş. Ne yapıyorum? F'in A'daki değerinin B'ye eşit olduğunu biliyorum. Hemen onu bir yazalım. Ay buraya niye parantez yaptım ki? çok çikkin doğmuş şuradaki şuradaki parantez şurası 2 neyi biliyorum arkadaşlar f'in a'daki değerinin b'ye eşit olduğunu biliyorum bir de f'in türevinin a'daki değerinin de mt'ye eşit olduğunu biliyorum haydi bakalım geldik teğet olduğuna göre arkadaşlar şuradan teğetin eğimini okuyabilir miyim teğetin eğimi x'in önündeki işe sayıydı eksi 4 yani f'in türevinin içine a koyarsam ben bunun eksi 4'e eşit olduğunu biliyorum. Şuraya alalım f'in türevini. Hemen neymiş? 4x küpmüş. Ben diyorum ki buraya a koyarsam yani 4a küp neye eşit olmalıymış? Eksi 4'e. E buradan a küpü eksi 1 buldum. A'yı da eksi 1 buldum mu? Buldum arkadaşlar. Şimdi b'yi nasıl bulacağım? F eksi 1'in de B'ye eşit olduğunu söyleyeceğim. Yerleştirelim. Eksi 1'in nerede f'imiz? Şurada arkadaşlar bakın f'imiz burada. Benim de gözümden kaymasın. Eksi 1 koydum. 1 artı 5 de arkadaşlar b'ye eşitmiş. B'yi de ben 6 buldum. Ne diyor bunları? Bana topla diyor. O zaman a artı b'yi de 5 olarak söylemiş oluyorum arkadaşlar. Devam edelim. Ha bu soru hatalı arkadaşlar bu soruyu hatalı bir yerinde ee, soruyu eksik yazmışım onun için bu soruyu hemen geçiyorum bir sonraki soru için size bir kural yazmışım neden bu kuralı yazdığımı da soruyu çözerken anlayacağız şimdi aşağı yukarı bu şekli çizmek istiyorum neden çizmek istiyorum söylediğimi anlatabilmek için çizmek istiyorum ben bu grafiğin şöyle bir grafik olduğunu biliyorum. Şöyle bir grafik. Tamam. Yani x küp fx eşittir. x küp artı bir grafiği aşağı yukarı böyle bir grafik. x eşittir bir noktasında bir teğet çizmiş buna. Hadi şurası x eşittir bir doğrusu olsun. Ben buna bir teğet çizdim. Gördünüz mü teğetimi? Tamam. Şurası neymiş? x0'ımız 1'miş. y0'ı bilmiyoruz. Bir teğet çizdim arkadaşlar. Ee, çizilen teğet grafiği bir A noktasında kesiyor. Bu noktadan bahsetmiyor arkadaşlar. Çizdiği öbür A noktasından bahsediyor. Bu A noktasında kesiyormuş arkadaşlar. O zaman bu A noktasının koordinatları. Şimdi neyi biliyorum? Ben eğer Deme noktasını koyarsam arkadaşlar, Deme noktasını koyuyorum. F'in 1'deki değerinin de y sıfıra eşit olduğunu biliyorum. Onu 2 olduğunu söyleyelim. Sonra ne yapacağım? Türevini alacağım. Türevini alalım, bakalım. Türevini aldım arkadaşlar. O da 3x kare oldu. Bu türevini alıp da ben bu fonksiyonun içine 1 koyarsam bu bana mt'yi veriyordu. O da 3 oldu. Şimdi ben bu teğetin denklemini yazar mıyım? Yine şuraya taşıyayım. Teğetin denklemi neydi? y eksi y 0 eşittir mt x eksi x sıfırdı. Bu soru çok tehlikeli arkadaşlar. Çok tehlikeli. Kitaplarda göreceksiniz. AYT deneme sınavlarında görebilirsiniz. Hocanız anlatabilir. Şimdi bu teğet denklemini yazalım. Y eksi Y sıfırımız nerede? Kaybettim. Evet 2'ymiş. MT'yi 3 bulmuştuk. X eksi 1'miş. Bunu düzeltirsem Y eşittir. Şunu kapatalım. Şurası 3X oldu. Şurası eksi 3 oldu. Eksi 3 oldu değil mi? Eksi 1 gibi bir denklem çıktı karşımıza. Bu teğetin denklemi. Peki bu teğetin denklemini niye buldum? Şimdi bu teğetin denklemiyle benim fonksiyonum fx'im iki yerde kesişiyor gördüğünüz gibi. Kesim noktasının diğerini bulabilmek için ben bu iki denklemi birbirine eşitliyorum. Neyi bulabilmek için? Bu A noktasının koordinatını bulabilmek için ben bunları birbirine eşitledim. Bir tarafa da attım arkadaşlar. x küp eksi 3x artı 2 gibi bir denklem ortaya çıktı. Bu formülü niye vermişim? Şimdi Üçüncü dereceden bir denklem olduğu için deneme yanılma yapmıyorum. Tabii çarpanları ayırmayla ben bunu çözebilirim ama zorlaştırır. Şunu biliyorum. Şöyle diyebilir miyim? Bu üç kökün absislerinin çarpımı sol tarafta duruyor arkadaşlar. Eksi D bölü A desem. Yani eksi 2 desem. Peki bu iki kök hangisi? Teğet olan kökler arkadaşlar. Teğet olan kökler. Bunlar. İkisi de bir olan. Bu hangisi? Bana sorduğu A noktasının apsisi. Unutmayın. Şu şekilde olursa köklerden ikisi teğet olan yerdir. Diğer kökte e, bu kestiği A noktasıdır. Doğal olarak ben X, şurası 3 arkadaşlar, X3'ü bulmuş oluyor muyum? Onun eksi 2 olduğunu biliyorum. Peki, yani e, ee, bunun A noktasının ben apsisini buldum. Peki bu da teğetin üzerinde değil mi? Ya da fonksiyonun üzerinde değil mi? Y3'ü ben ister teğet denkleminin içine koyarım, ister fonksiyonun içine koyarım. İster arkadaşlar şunun içine koyarsınız. Çünkü bunun da üzerinde. İsterseniz bunun üzerine koyarsınız. Fark etmez. Bu üçüncü nokta arkadaşlar hem teğetin hem de fonksiyonun üzerinde. Koydum arkadaşlar. Hangisine koyayım? 3x eksi 1'in içine koyayım. Eksi 6, eksi 7 diyeyim. Demek ki ben bu A noktasının koordinatlarını buldum mu? Buldum. Neymiş? Eksi 2'ye eksi 7 dermişim. Rica ediyorum. Buna bir de yıldız atayım. Tehlikeli bir soru. Geçelim bir sonraki soruya. Haydi geçtik bir sonraki soruya. Evet. Çizilen eğrisi bir B noktasında kesiyormuş. Aynı tip bir soru arkadaşlar. E, teğet bu doğruyu başka bir noktada daha kesiyormuş. Şöyle bir rastgele bir doğru çizdim arkadaşlar. Buradan geçen bir teğetim var. Evet, mesela şurası olsun. Buradan geçen bir teğetim var. Bu doğruyu başka bir noktada kesiyormuş. Şurası A noktası. Teğet olduğu teğet olduğu nokta sıfıra M noktası. Bu B noktası da diğer ikinci nokta. Bana ne sormuş? AB uzaklığını sormuş. Peki ben M'yi nasıl bulurum? F sıfırın kesinlikle M'ye eşit olduğunu biliyorum. Tamam F sıfır o zaman o da M dediğim şey. içine koyarsam bunu da sıfır buldum. Tamam A noktasının koordinatları orijinmiş arkadaşlar sıfıra sıfır. Peki bu teğetin eğimini de bulalım mı? Evet bulalım. Teğetin eğimini bulabilmek için fonksiyonun türevini alıyorum. 3x kare eksi 2x diyorum. Bu değme noktasını koyuyorum. Bu teğetin eğimi de arkadaşlar mt'miz de sıfırmış. Demek ki benim teğetimin denklemi y eksi y sıfır eşittir mt x eksi sıfır. Yani ne çıktı? Y eşittir sıfır doğrusu çıktı ne yapıyordum? O B noktasını bulabilmek için bu doğruyu birbirine eşitliyordum. Yani bununla şu doğruyu x küp eksi x kare doğrusunu birbirine eşitlersem kesim noktalarını bulduğumu biliyorum. Kesim noktaları. Demek ki B noktasını böyle bulacağım. Eşitledim. x küp eksi x kare eşittir 0 dersem bakın bu da biraz önce söylediğimin ispatı oldu arkadaşlar x eksi 1 eşittir 0. Burası teğet olduğu yerde çift katlı kök var. Teğet olan yerde ne var demiştik? Teğet olan yerde çift katlı kök var. Biraz önce yazdık ya arkadaşlar bakın. Hani teğet olduğu yerde şurada x1 ve x2'yi şurada x1 ve x2'ye ikisine de 1 yazdık. Neden? teğet olan yerde çift katlı kök var. X eşittir 1 noktasında teğet olduğu için bu iki kökün de 1'e eşit olduğunu söylemiştik. Tamam devam edelim. Çift katlı kök var demiştik. O teğet olduğu yer. O zaman diğer kök nedir? 1'dir. Bu da B noktasının apsisi midir? Apsisidir. Peki ordinatı nedir? Bu teğetin üzerinde olduğuna göre o da sıfır mıdır? Doğal olarak AB uzaklığı biri orijin, bire bire sıfırsa AB uzaklığı bir birimdir der miyim? Derim arkadaşlar. Bakalım bir sonraki sayfamızda ne var? Aa artan azalan fonksiyonlara geçmişiz. Tamam bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Seviyorum sizleri arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.